İnşallah yine düdüklü tencere değildir ha. Aa, hayatım evde zaten bir tane düdüklü tencere var. İki düdüğe ne gerek var ya? İyi ki hatırlattın. Üzerinde Arapça şeyler yazıyor. O kadar uğraştık. Yemen'den geliyor alet. Aa, kahve makinesi. Düdüklü tencereden iyidir. Belki bunun da düdüğü vardır. Baban aldığına göre. Yok yok anneciğim, bu gayet makul bir şey. Türk kahvesi de yapıyor galiba. Ayol, makinenin yaptığı kahvenin Türklüğü mü kalırmış? Ben şimdi size bir tane kahve yapacağım. Aklınızı kaybedeceksiniz. Aklınızı bak görün. Pek de iddialısın damat. Sen öyle kaybediyorsun galiba. Göreceğiz bakalım. Ver ben yapayım, hadi bismillah. Aa, hayatım ben yaparım. Lütfen bir tanem, bir dakika ya. Yani rica ediyorum yani. Kendim yapmak istiyorum. Ben yapayım diyorum ya. Lütfen yani Şevki, bıkırma lan. Tamam, bırakın. Şunu alsana oradan. Garanti belgesi vardı, ne oldu? Hayret, babam resmen kahve yapıyor. Makine yaptıktan sonra benim babam da yapar ayol. Ben içerim. İkinci macera başlıyor. Bir şey söyleyeceğim ama kesinlikle dalga geçmek yok. Uçakta biriyle tanıştın. Neymiş? Nereden bildin? Az evvel televizyonda seyrettim. Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Hey anne. Gülün gülün, çok komik. Ulan koca karınınki biraz köpüklü olsun be. Bunlardan hangisi uyuşucu, hangisi azdırıcıydı? Derman Hoca ben... Yeşil olan uyutur, kırmızı olan fanfifon. Yeşil uyutur, kırmızı fantin top. Yeşil uyutur, kırmızı fanfifon. Yeşil uyutur... Çok sağ ol, çok sağ ol. Şimdi... Koca karı sen bir uyu. Biraz daha fazla koyalım ki... hiç kalkmayasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeter. Hayatım ben geliyorum. 2, 3 Şimdi bunu böyle yapayım. Bunu oradan oraya, oradan ona vermem lazım. Aman aslan dikkat et. Aman yavrum. O bana baktı, ben ona baktım. Sonra beni yanına çağırdı. Şık, şık. Sen de gurursuz gibi gittin mi adamın ayağına? Anneciğim ne yapabilirim? Hostesim ben. Görev aşkı, mecburum. İşim bu benim. Ekmek var. Sonra ne oldu? Anlatsan, boş ver. Sonra yanına gittim. İngilizce olarak tabii. Burada Türkçe geçiyorum. Kafanız karışmasın. Sonra dedim ki, ne istersiniz? Bana dedi ki, öpücük istiyorum. Ne romantik. Ne romantiği be? Sapıtmış herif. Değil. Şimdi bunun Tarık diye bir arkadaşı varmış. Buna bazı Türkçe kelimeleri yalan yanlış öğretiyormuş. Ondan yani, şaka olsun diye anneciğim. Ay ne komik şakaymış. Aa, anneciğim komik tabii. Düşünsene çocuk çayı öpücük zannediyor. Ay düşünsenize Türkiye'de bir kahvehaneye gittiğini. Ay. Allah korusun, öpe öpe öldürler adamı. Sonra ne oldu peki? Onlar erdiler muradına, biz çıkalım kiremitlere yavrum. Ne kadar dinleyicisiniz ya. Hadi hadi. Yarın okula gideceksiniz. Geç yatmayın. Kalk 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 kalk. Hadi hadi. Kahve Yemen'den gelir derler sevgili kayınvalideciğim. Buyurun. Hangisi benim? Vallahi ben köpüklü diye tahmin ediyordum ama. İyi tahmin etmişsin. Hayatım bu da senin. Buyur. Çok teşekkür ederim. Enişte, bize yok mu? Bir de kim? Sen misin? Sana derken ne demek yani? Anlamadım. Enişte, ben bir insanın farkında değil misin ya? Neden bu ayrımcılık? Tamam, tamam Jüjücüğüm. Sen bunu al, ben kendimi yaparım. Hayatım ne yapıyorsun sen ya? Sana gelmiş bir kısmet bu. Yani kısmeti düşünürsek eğer, fal baktırdığın zaman kısmet karışabilir yani. Belki kapatırsın o anlamda. Ben sana hemen bir tane daha yaparım yani. Ah enişteciğim, zahmet olmasın. Zahmet ne demek? Ben yapmıyorum ki, Yemen'den gelen kahve makinesi yapıyor. Anneciğim sana torpili yapmış, bol köpüklü. Gözün kaldı galiba. Al, al sen iç, al.
Yok canım, yani hoşuma gitti, sana kıyak çekmiş. Aman zaten kahvesini çok koymuş Zangoç, al iç ha. İyi madem. Ha? Tamam ver. Hayde de bayılıyor Türk kahvesine. Hayde kim o? Anneciğim, anlatıyorum ya sabahtan beri. Hani uçakta tanıştığım Norveçli arkadaş. Ha şu çaya öpücük diyen salak. Buna bak kız, kahveye ne diyor? Ver bir alt dudak. Oo, çok güzel yapmış anne. Vallahi aslan bu işi iyi biliyor. Yok be, aslanın bildiğinden değil. Belli ki makine iyi çıkmış. Söylendim ama kahve iyi geldi vallahi. Hmm, harikaymış. Ah ne güzel içtiniz, canım çekti ya. Afiyet bal şeker olsun altın kızlarıma. Beğendiniz inşallah kahveleri. Ay aslancığım süper olmuş, çok sağ ol. Ne demek efendim, ne demek? Buyurun baldızım. Yani makine güzel yapmış desek daha doğru. O da olur sevgili kayınvalideciğim. Önemli olan takdir yani, sağ olun. Harika olmuş enişteciğim, teşekkür ederim. Oh, vallahi yorucu makine de olsa. Ya birer tane daha iker misiniz diyeceğim ama yani şimdi akşam akşam çarpıntı yapmasın yani. Yok yok, ben almayayım. Yani daha şimdiden böyle kalbim pırpır etmeye başladı. Neren? Kalbim. Yok ben de almayayım ya. Uyku tutmuyor sonra. Tabii erken yatmak lazım hayatım. Doğru söylüyorsun. Ay çok doğru diyorsun. Ben şuraya şöyle bir uzanayım. Yavrum kalkıp yatağına yatsana şimdi, burada rahat edemeyeceksin. Bak bir yer bir yere biner, sonra rahatsızlanırsın. Kalksana hayatım. Tamam o zaman hadi. Hadi millet ben yatıyorum. Ay ablacığım saat daha erken ama. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Erken yatıp erken kalkmak lazım yani. İşte kadın zihinde oluyor diyorlar ya, o bakımdan. Bana da bir hararet bastırdı, inanır mısın valideciğim? Ben de kalkayım da erken Kanada'dan kuşlar geliyor, gümrükte takılmışlar. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Su kaldı orada, şey yapmayın da. Ay ne oldu bunlara böyle? Hey gidi günler hey. Ne oldu anneciğim? Anlat bakayım kız. Senin şu Haydi'nin abisi falan var mı? Abisi mi? Babası da olur. Bekarsa tabii. Ne diyorsun anne ya? Şu Engin Altan düz yatan kaç yaşındadır sence? Anne, anne korkutuyorsun beni ya. Bana anne deme. Yaşım belli oluyor. Ay burası çok mu sıcak ne? Camı açabilirim istiyorsan ama o saçma sapan hareketler yapma, korkuyorum. Müzik aç bana. Ne müziği ya? Anne. Hit müziği olsun. Şöyle kıvrak, kıvrak. Ay Engin Altan mıydı neydi? Ay çok düz yatan bir çocuk. Ay. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.